Bir yandan kurultay süreci, diğer yandan seçim sonuçlarına ilişkin gelen açıklamalar, CHP'deki sürece ilişkin hareketlilik sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim çağrısını yineledi. Dikkat çekici bir açıklama da CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'den geldi. Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim dedi. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım ifadelerini kullandı. Benim aday olduğum tek şey var, ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim. Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Değişim şarttır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sonra bir değişim açıklaması da CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'den geldi. Değişime ihtiyaç var diyen Özel, genel başkanlığı aday mısınız sorusuna da yanıt verdi. Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım. Gerekirse en geniş mütabakatın parçası olan bir anlayışla duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek ilerleyeceğim. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım. Değişime ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Değişim konusunda cesur, kararlı ve vefalı olacağım. CHP'de 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçimi sonrasında ilk değişim mesajı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelmişti. İmamoğlu bir kez daha değişim çağrısı yaptı. Değişim bir takım hatalardan geri dönmekle mümkün olabilir. Onun yerine doğruları koyarak mümkün olabilir. Bunun parti içinde tabii ki tartışılması en doğrusu. Elbette çok geniş fikirlerim var. Gereken kısmını kamuoyuyla, gerekli olan kısmını partimin yöneticileriyle, kişileriyle paylaştım, paylaşmaya da devam edeceğim. Bir değişim mesajı da CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel verdi. Halk TV yayınına konuşan Özel, Ekim ayına kadar genel başkan seçiminin yapılacağı kurultay takviminin netleşmesi gerektiğini belirtti. Seçimde başarılı mıydınız sorusunu yanıtladı. Seçmenleri bu bir referandumdur, demokrasi ya da otokrasi diyor ve kazanamıyorsak bu bir başarısızlıktır. Hezimet midir? Hayır. Muhalefete güç verebilecek bir sonuç alındı. Ama sonuçlarından çok ciddi dersler çıkarılması gereken bir yenilgidir. İmamoğlu'nun değişim açıklamaları hatırlatılan Özel, partinin hepimize ihtiyacı var. Hiç kimsenin ihmal edilmesi ve yok sayılması mümkün değil. Elbette ki Kılıçdaroğlu'nun saygınlığına halel getirecek bir tutum içinde olmamak gerekiyor dedi. CHP sözcüsü Faik Öztrak'a da Özel'in değişim tartışmasına ilişkin açıklamaları soruldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişimin nasıl gerçekleşeceği bellidir. Genel başkanımız kendi iradesi dahilinde gerçekleştireceği değişimi yapmış, MYK'sını değiştirmiştir. Örgütlerde değişimin önünü açmıştır. Bundan sonraki süreci üyeler, ilçe, il ve kurultay delegeleri belirleyecektir. Kurultay iradesinin en sağlıklı biçimde oluşması için de herkes elinden geleni yapmalıdır, yapacaktır. Kongreler takviminin başlamasıyla birlikte bir yenilenme, tazelenme sürecine de partimizde şahit olacağız.